milyon aşkın konu görevlisi, 2 milyon aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyon aşkın yetkili. Alo. 20 milyonu aşan bir dosyayı giderler doğrudan. Orada da toplumun tamamını gözlediği, izlediği ve sonucunu benzediği 5. dönem sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başlamış ve evet abi. Bu sabah itibariyle uçmazlıkla sonuçlanmıştır. Toplu sözleşme müzakerelerinin tamamına genel başkan ve yönetim kurulu üyelerin katılım sağlamış. Şahsın konu görevleri kesinlikle olarak heyet başkanı olarak olabildiğince süreci birebir takip etmiş, sürece bizzat katılım sağlamış ve diğer taraftan da teşkilatımızın reflekslerini yönetme, diplomasiyi yürütme ve tüm boyutlarıyla süreci olumlu sonuçlandırma noktasında elimizden gelen bütün gayret ortaya konulmuştur. Komisyon çalışmalarına heyetlerimizin geç kalması dahi söz konusu olmamış. Yaptığımız güçlü istişare mekanizması olan Başkanlar Kurulu, genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve il temsilcileri müzakere istişareleri sürecine ilgili başkanlarımızın tamamının katılması önemsenmiş fakat masa boş bırakılmaması için bir sendikamız kimdeyse sıra o masada devam ettirilmiştir. Çünkü bizim için en önemli iş toplu sözleşme sürecinde müzakere masasını sonuna kadar kullanabilmek ve bir dakika bile boşluk bırakmadan işletebilmektir. Son ana kadar işletilmiştir. Sürenin yetersiz olduğu gözlemlendiği için bir an önce süre uzatma konusunda daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi hakeme gitme süremiz olan düşünme anının bu kadar uzun tutulmasına gerek yok. Mutabakatsızlık varsa hakeme gitmek için 3 gün düşünmeyiz, 3 dakika içinde gideriz dediğimiz boyutuyla yazılı olarak tam işveren heyeti başkanına süre uzatımını istediğimizi ve süremizden fedakarlık edeceğimizi, hakeme gitme süremizden fedakarlık ederek masayı çalıştırmak istediğimizi ifade ettik. Hizmet konu teklifleri ve genel tekliflerin tamamı ne yazık ki masada görüşülemedi. Çünkü masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımını onun için istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibariyle uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı. Konfederasyon Başkanı ve Kamu Yöneticileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak ben genel toplu sözleşmeyi imzalama selahiyetlerinde bulunduran bir kişiyim. Hizmet kollarımızın başkanları kendi hizmet kolu sözleşmelerini imzalama konusunda bu anlamda yetkilidirler. Dolayısıyla uyuşmazlık görüşmesi onlarla da yapılması gerekir. Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağı tespit bizlere tebliğ ediyor. Müzakere süreci sonunda önümüz dönem toplu sözleşme hükümlerinin tamamı bir bölümü revize edilmek suretiyle uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve üretildi. Masada bunu anlaştık dediğimiz konu masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördük. Konfederasyonumuz ve yetkili sendikalarımızca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bölümü kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutuldu. Kamu işvereni tarafından konfederasyonumuza ve yetkili sendikalarımıza yapılan tespit tutanağı tebliğ yapma şekli ve içeriğiyle
uzlaşma temelli toplu sözleşmeyle uyumlu değil. Tespit tutan Avrupa Konfederasyonumuz ve sizin kararınız tarafından şerhli olarak tebelli edilmiştir. Zam tekliflerimizi kamuoyuna deklar ettiğimiz rakamın üzerinde hiç artırmadık. Bilakis toplamda 20 puanla bu sözleşme tamamlanır diye kamuoyuna başkanlar kurulumuzu, genişletilmiş başkanlar kurulumuzu ve il temsilcilerimizin tamamının 8 saat katıldığı istişare toplantı sonrası kamuoyuna deklar ettik ve toplamda 2 yıl için 20 puanla bu sözleşme biter dedik. Genel ve hizmet konu sözleşmeleri dahil. Heyetimizle, genel başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydı. Çünkü masa bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik. Çünkü biz bundan önceki toplu sözleşmelerde masa marifetiyle 100 teklifin 40'ını, her götürdüğümüz 100 teklifin 40'ını kazanıma dönüştürmeyi başardık ve kamu yönlerine nefes aldık. Onun için masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sürenin bayram araya girmesi vesilesiyle yetersiz olduğunu gördüğümüzden, aralarda yaptığımız açıklamalarda da bu toplu sözleşme sistemi bizim kamu işverenine teklifimizi teslim ettiğimiz saatten masanın başladığı saate kadar tekliflerin tasdik süreci, gözden geçirme süreci tamamlanmalı. Masa ayın 1'i itibariyle başlamalı. Yoksa birinden sonra yapılan tasdik süreci masanın müzakere süresinden almak ve müzakereyi onu birkaç güne sıkıştırmak anlamı içeriyor diye de genel olarak yaşadığımız toplu sözleşme süreçlerine ilişkin yaklaşımı kamuoyuyla paylaşacak. Onun için sonuna kadar müzakereyi yürüttüğümüz, sonuna kadar masaya zorladığımız, kamu görevlilerinin beklentilerine, haklı beklentilerine cevap üretmek, kazanım üretmek, onları rahatlatmak için sonuna kadar bu anlamda teşkilat istişaremizle ortaya koyduğumuz refleksleri hiç esirgemediğimiz bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Biz bu süreçte şerhli olarak teslim aldığımız bu tespit tutanaklarının açmazlarını, masaya ilişkin sıkıntıları ve masada kazanım olarak kararlaştırılan kamu işveren heyeti tarafının bileşenlerinin teker teker not ettiği, sendikaların teker teker not ettiği ve nihayetinde bakanın kendisinin özel olarak bir uyuşmazlık hali olursa diye not ettiği konuların masada kazanım olarak üretilmemiş gibi sıfır noktasında değerlendirilmesi ve 20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık. Dolayısıyla hakem kurulunda itirazlarımızı bu anlamda ifade edeceğiz. Ben katılımınız için teşekkür ederim. Ben buyurun. Sayın Bakanım. Masaya sunduğumuz ilk teklif kamuoyunun bütün takip ettiği süreci bir kez ifade edeyim. Masaya sunduğumuz ilk teklif 8+7 %100 refah payı 200 TL tavana biraz zam idi 2020 için. 2021 için 6+6 oransal zam ve %2 refah payı her iki yıl içinde enflasyon farkının devrede olması anlamında ve diğer başlıkların olduğu sözleşmelilerden vergi bilimlerine
yardımcı hizmetlerin genel idare hizmetlere geçmesinden 3600 ek göstergeye, hizmet kolları taleplerinden birçok başlığa, temel hak özgürlüklere ilişkin başlıklara, kılık kıyafet serbestisi konusundaki 6 yıldır sürdürdüğümüz sivil itaatsizlik eylemindeki maksadımızın toplu sözleşmede bağlanması noktasındaki talebimize varana kadar birçok başlığı masaya taşıdık. Ve teklif olarak kamuoyuna açıkladığımız bu rakamı kamuoyu nezdinde bir kez revize ettik ve 20 puan bandında bu sözleşme çıkar. Dolayısıyla toplamda 20 puan 2 yıl için ayrılırsa bütçeden kamu görevlileri bu anlamda bu toplu sözleşmeden mutabakatla ayrılmış olacaklardır diye bunu ifade ettim. Dolayısıyla bunun haricindeki kısımlar kamuoyunun bu anlamda çok net olarak izlediği, gözlediği şekliyle bizim bilgimizin dışında. Değerli arkadaşlar, bugün sizler de takdir edersiniz ki son dakika, son saniyeye kadar masanın işlemesi için bekledik. Hatta süre uzatımı olabilir mi acaba? Yazılı olarak teklifi bizzat sundum işveren devlet başkanına. Dolayısıyla olabilir mi diye bekledik. Olmayınca biz teklifimizi kamuoyuna dekletmiştik. Bu noktaya yakalanınca uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla o tarihten, o saatten bu saate kadar da masada bu sürecin uyuşmazlık tutanağının tutulması noktasındaki teknik çalışmaları yapmak için gayret gösterdik ve çeşitli görüşmeler de bir araya gelindi ama bu noktada uyuşmazlık tutanağı temin edilemedi ve Sayın Bakan'ın ekrandan gönderdiğini ifade ettiği tutanağı şerhli olarak temelli oldu. Bu sürece kadar bizim yetkili organlarımızın toplama ve bundan sonraki sürece ilişkin durumları istişare etme fırsatımız olmadı. Önümüzdeki saatler, önümüzdeki gün içerisinde, ilerleyen zaman dilimi içerisinde bu konuda istişare yapacağız. Buradaki arkadaşlarımızın, buradaki başkanlarımızın tamamı bu gece hiç uyumadılar. Ta dün geceden itibaren dolayısıyla bir miktar koltuklar üzerinde burada sandalyelerde durum idare ettiler. Çünkü bu sürecin düzgün neticelenmesi için yapılması gereken bir fedakarlık vardı. O yüzden bütün arkadaşlarımız şu anda yorgunlar ve bir an önce biraz dinlenmeye ihtiyaç var. Daha sonra da istişare süreçlerimiz işleyeceğiz. Dolayısıyla sürenin sonuna kadar bu anlamda beklemek gibi bir niyetimiz yok. Ama bu şehri tebelli edilen tutanaklar, o iki bize teslim edilen tespit tutanağıyla ilgili işin teknik kısımlarının hazırlanması için ne kadar süre lazımsa onu eksiksiz değerlendirip daha sonra da başlangıçta ifade ettiğimiz gibi uzlaşması gayri varsa bırakın 3 dakika durmayız dediğimiz gibi hemen akabinde direkt hakim heyetine götürmüş oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.